Fitoplankton üretimi veya fitoplankton kültürüne bahsetmeden önce kültürlerle ilgili çeşitli temel kavramların üzerinden geçmekte fayda var. Mikroalg kültürlerinde birim zamanda en yüksek hücre yoğunluğunu elde etmek işlemin temel esasıdır. Üretim için kullanılan kültür tekniğini belirlerken işlemi sınırlayan pek çok ortamsal faktörün yanı sıra kültür ekonomisinin de önemli bir faktör olduğu unutulmamaktadır. Zaten bu tür kültür üretimlerinde küçük alanlarda büyük miktarlarda üretimin ekonomik bir şekilde yapılması hedeflenmektedir. Örneğin laboratuvar içinde suyunu aydınlatma, havalandırma, tabi sıcaklık koşullarında yapılan monospesifik alg kültürlerinde yaş ağırlık olarak genellikle 200 dolar kadar bir kilogramda 200 dolar kadar bir maliyet çıkarılmaktadır. Halbuki son zamanlarda maliyeti düşünmek için yüksek miktarlarda biyomas elde etmek için laboratuvar dışında kullanılan havuzlarda çok daha fazla miktarda kültür elde edilmekte ve 20 dolar kadar bir maliyet öngörülmektedir. Buradan da anlaşılabileceği gibi alg kültürleri yapılırken amacın iyi belirlenmesi ve buna uygun bir kültür tekniğinin seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca mikroalg üretiminde kullanılan kültür tekniklerinden iyi bilinmesi gerekmektedir. Tüm kültür tekniklerinde bilinmesi gereken temel noktaların açıklanması ve buna göre hareket edilmesi gerekmektedir. Öncelikle mikroorganizmaların yaşamı, gelişmesi ve çoğalması için gerekli besin maddelerini içeren kültür ortamı hazırlanmalıdır. Bunun için mikroorganizmanın ekolojisinin iyi bilinmesi, mikroorganizmanın hangi durumda nasıl davranacağını iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu ortamda mikroorganizmaların yaşamını sınırlayan besinleri vazgeçilmez temel besin maddeleri denilmektedir. Bunlar mikrobiyal kinetikte substrat olarak kabul edilebilir. Aynı şekilde atık suların mikrobiyal yoldan temizlenmesinde, arıtılmasında öngörülen maddelerde kinetik bağlantıları da substrat olarak kabul edilmektedir. 2. Kültür ortamına yeni besiyer üretimi amaçlanan türe ait canlı hücrelerin ilavesine aşılama ya da ekim denilmektedir. Bu işlemin bakteriyolojik tekniklere uygun bir şekilde aseptik koşullarda yapılması gerekmektedir. 3. Kültür ortamında gelişmeyi hızlandırıcı maddelerin bulunması gelişmeyi engelleyici ki bunlar inhibitör madde denilmektedir. Maddeler olmaması gerekmektedir. 4. Kültür ortamının türün isteğine bağlı olarak optimum fiziksel ve kimyasal koşulların oluşturulması gerekmektedir. Zaten kültür şartları denildiği zaman bir türe ait doğada bulunan şartların, optimum şartların laboratuvar ortamında sağlanması anlaşılmaktadır. Laboratuvar ortamında sağlanan bu şartların daha sonra çok büyük alanlara adapte edilmesi kültürün ana hedefini oluşturmaktadır. Şimdi fitoplankton üretimine geçtik. Entansif kültür, saf kültür temini. Yetiştirilecek fitoplankton iki kaynaktan karşılanabilir. Bir, fitoplankton yetiştiriciliği uğraşan kuruluşlardan hazır olarak alınabilir. İki, denizden veya akarsulardan, gölden ki hangi fitoplanktonu kültürü alacaksınız, buna göre plankton kepçesiyle toplanabilmektedir. Kültürün hazırlanması için filtre ve UV ışınlarını geçirecek 140 santigrat derecede 3 saat otoklavda tutulduktan sonra soğutulan sular zenginleştirici çözeltiler ve gerekli ekipmanlar steril odaya alınır. 2 litrelik cam bolun içerisinde deniz suyuna, biz burada ilk önce deniz suyundan yapılan bir kültürden bahsetmek istiyoruz. Vitamin çözeltilerini oluşturulan zenginleştirici maddeler eklenir. Birebir oranında bir karışım hazırlanması bir genel prensiptir. Sterilize edilmiş tüpler içerisine zenginleştirici ilave edilen deniz suyundan boşaltılır ve yapılmak istenen saf kültürden 1 mililitre alınarak üzerine ekim yapılır. Daha sonra tüpün ağzı alevle yakılarak kapatılır ki herhangi bir mikroskopik kontaminasyon olmasın. Çoğalmalar için 10-11 gün beklenir. Saf kültürler çoğalırken mutlaka her örnekten 2 adet çoğaltılması gerekmektedir. Bunun nedeni muhtemelen risklerin azaltılmasıdır. Mutlaka bir tanesi kontrol olmalıdır veya yedek olmalıdır. 10-11 gün sonra alg yoğunluğu maksimum seviyeye erişmek zorundadır. Alg ihtiva eden tüpler kendilerine birlikte 400 mililitrelik erlenler içerisinde dökülür.
Buna zenginleştirici solüsyonlar ve deniz suyu eklenir. Yine kabın ağzı sterilize edildikten sonra kültür odasında 7-8 gün bekletilir ve 3.2 10 üzeri 6 hücre bölü mililitre konsantrasyonuna ulaşması hedeflenmektedir. Erlenmeyer içerisinde çoğalan alg daha önce zenginleştirici madde ihtiva eden deniz suyuyla doldurulmuş 2 litrelik cam balon jöjeleri içerisinde doldurulmaktadır. Yine bunların ağızları kapatılmaktadır. 6 gün sonra 2 litreden 6 litrelik şişeye alınmaktadır. Dikkat ederseniz kültürün alanı gün geçtikçe artırılmaktadır. Çünkü burada içeride çok fazla miktarda alg birikmiştir. Algleri hem ortamını rahatlatmak hem de stokunu rahatlatmak için bu işlem yapılmaktadır. Daha sonra 6 litrelik balonlardan sonra 6 gün sonra plastik torbalara aktarılmaktadır. Ve filtre ve sterilize etmiş deniz suyu doldurulan plastik torbalara zenginleştirilecek ilave edilerek havalandırma sistemine bağlanmaktadır. Plastik torbaları daha önceki derslerde görmüştük ve bahsetmiştik ki bunlar en fazla kullanılan sistemlerdir. Su sıcaklığının 20 santigrat dereceye ulaşması için kültür odasında 8-10 saat kadar bekletilmektedir. 6 gün beklettikten sonra bunlar yem olarak verilebilmektedir. Ektansif kültür, kitle kültürü olarak adlandırılmaktadır. 1 metreküpten büyük hacimlerde yapılan plankton kültürüdür. Deniz suyunun zenginleştirilmesi için çok ucuz kimyasal maddeler, sürü gübreler, ekmek mayası kullanılmaktadır. Suyun kuvvetli havalandırılması gerekmektedir. Çünkü suni gübreler ve ekmek mayası suyun oksijenini alıp karbondioksiti artırmaktadır ve çökme yapmaktadır. Bunu gidermek için çok kuvvetli havalandırma ve karıştırma gerekmektedir. Laboratuvarda çoğaltılan algler 1-2 metre tanklara taşınır. 7 gün sonra konsantrasyonu 2.4 10 üzeri 6 hücreye ulaşmaktadır. Sayımı içerisinde kültür ortamından alınan birkaç damla örnek %5 formalin içerisinde konur. Algler öldükten sonra üzerinde bulunan çeşitli kareler bulunan sayım damlaları üzerine koyularak sayılır ve sayılan mililitre metreküpe oranını bilmektedir. Böylece verimi belirlenmektedir. Bu da alglerin sayımıyla ilgili yapılan hazırlıklardan bir tanesidir. Bunun dışında kültür yapılmak için çeşitli kültür metotları bulunmaktadır. Kültür kapları çok fazla miktarda temizliğe ihtiyaç vardır. Bunların temizlenmesi için cam kaplar çeşitli kimyasallar geçirilerek temizlenmelidir. Cam kaplarda bulunan alkler, daha önceden kalan alkler hidroklorik asitten geçirilerek ve daha sonra saf suyla temizlenerek bunlar test çevrilip etüde kurutulmalıdır. Sterilizasyon için kullanılan kapların ve ortamın sterilizasyonu otoklav işlemi için otoklav çok tercih edilen bir sistemdir. Bununla birlikte radyasyonla sterilizasyon ve çeşitli kimyasallarla sterilizasyon ve çeşitli dezenfeksiyon yöntemleri kullanılabilmektedir. Otoklav ile sterilizasyonda kullanılan tüm kaplar, pipetler otoklavda sterilize edilebilmektedir. Genellikle deney tüpleri tel sepetlere konularak otoklava konulmaktadır. Alglerle kültür yapılırken mutlaka kullanılan eşyaların veyahut da ekipmanların sterilize edilmiş ve herhangi bir kontaminasyona uğramamış olması gerekmektedir. Yine alglerle ilgili kültür yapılırken çeşitli havalandırma sistemleri kullanılmaktadır. Aydınlatma sistemi çeşitli fotosentez yapabilmesi için güneş ışığına benzer enerji kaynakları kullanmaktadır. Yüksek ışık yoğunluğu fotosentezi inhibe etmektedir. Düşük yoğunluklar ise fotosentezi sınırlayıcı özelliğe sahiptir. Bu bakımdan yeterli miktarda aydınlatmada sağlanması gerekmektedir. Kültür yoğunluğu sıcaklığı için termostatlı dereceler kullanılmaktadır. Enfeksiyonların önlenmesi için hijyene dikkat etmek gerekmektedir. Sterilizasyona çok fazla dikkat etmek gerekmektedir. Laboratuvara ilgisiz kişiler girmemesi gerekmektedir. Ve laboratuvarda
düzenin bozulmaması gerekmektedir.